Vidyaoğlu. Ses niye yok ya? Size geliyor mu ses? Size de gelmiyor, değil mi? Enemies like this, and then summon them as spirit helpers that fight alongside you. Bosses can. Kavanozlarla savaşacağız anladığım kadarıyla. Miyazaki just did a bunch of interviews, and we learned a lot of really significant things. Elden Ring'le alakalı röportajlar yapmışlar. Turns out it's not specific to this weapon. Instead, you can mix and match weapon arts to multiple weapons. See this pot boy. You farklı might be silahlarla able to farklı savaşlara girebiliyormuşuz. Like and then summon them as spirit helpers that fight alongside you. Bosses can supposedly be tackled in any order. We now know a lot about which parts of the story were written by George R.R. Martin, and multiplayer is supposed to be more convenient than ever before. Multiplayer eskisinden de kolaymış. Really only just begun, so please subscribe and keep up with it all. For the purposes of this video though, I've split the information into four categories. Gameplay, the open world, multiplayer, and çanak olan aynı. Let's begin with gameplay. So Elden Ring will see the return of the stamina bar, though Miyazaki notes that he feels like it has less influence on the player overall compared stamina, to stamina oldu gelecekmiş. It sounds like it's going to be closest to Bloodborne though, where stamina can stop you from spamming actions up to a certain point, but still allows for really fast pace. Aa, oha, 600 ne kadar iyi çeviriyor. They've obviously learned a lot from working on Sekiro most recently, and like Sekiro, Elden Ring also has an implementation of stealth. You can ya arkadaşlar, up on enemy. Bir şey söyleyeceğim, durun durun. Abi yarın 8'de Xbox Extended Showcase var, izler miyiz? İzleriz be levyeli teorik fizikçim. Niye izlemeyelim? Güzel de konuşuruz üstüne. Faruk Elmas hoş geldin. Ya Türkçe altyazı ne kadar iyi. Tam dil okunacak dönem var ya. Tam. Arkadaşlar işi gücü bırakın. Koşun. Çeviri yapın. Öyle söyleyeyim yani. Şey, çevirmenlik okuyun. Biri çevirmiştir. Otomatik öyle çevirmez. Mi diyorsun? Halbuki otomatik çeviri menüsünden açtık bunu. Bak. Subtitles. Auto translate. Hangi dilde auto translate yapayım kardeşim? Turkish de yap diyorsun. Bu otomatik çeviri. Müthiş olmuş. Bypass certain areas or simply assess situations while hiding in long grass. Allah additionally, Allah. When night falls, your stealth is enhanced, but your visibility is decreased. Bazı Türkçe MMO'ların çevirisinden iyi. Will only appear at night as well. Elden Ring now also has a jump button, allowing you to avoid sweeping attacks and perform jump attacks that differ based on the weapon you wield. Ama zıplamaya da bak, zıplama da maşallah zıplama yani. 7000 metreye atlıyor zıplayınca. And unlike any normal atlamıyor yani. Elden Ring has horseback combat, though Miyazaki stresses that most battles will still be done on foot, except for certain fights. Altyazı da çok iyi ha. That extra mobility. But the newest and most fascinating addition to Elden Ring's gameplay, in my opinion, İşi gücü bırakın, dil okuyun. Summonable spirits. So, as seen briefly in the trailer, these are enemy-based spirits that fight alongside you, and they fulfill certain roles, like tanking for you, or attacking from range, or assisting you in melee. They're also able to be leveled up, apparently, and maybe even customized. Ekip kurabiliyoruz yanımıza. Everywhere, but they are something that you're apparently supposed to consider as a part of your build. Şimdi şöyle söyleyeceğim size, aranızdan bazılarınız diyor ki Elden Ring'e neden bu kadar heyecanlanıyor? Adam çok fısır fısır bu arada, evet. Biontech oldum. Koray Kirkit ikinci ayına girmiş, hoş geldin. Şeyi söyleyeceğim size. Ne çektim lan? Ha. Şimdi chatte bazı arkadaşlar demiş ki ya buna neden bu kadar coşuluyor bilmem ne cart curt falan demişler. Ben çok gaza gelmedim falan demişler. Arkadaşlar Elden Ring'i yapan şirket son 5 oyunun 5'inde çok kaliteli yapmış bir şirket. Ben size desem ki son 5 oyunun 5'i iyi olan bir şirket sayın. Yani çeviremezsiniz, söyleyemezsiniz, aklınıza gelmez. Son 5 oyunun 5'i de iyi olan şirket sayısı dünyada çok az. From Software böyle bir şirket. Bu bir. Oyun Elden Ring şu anda bahsedilen oyun. İkincisi... Yazarı olarak Game of Thrones adamı çağırmışlar.
Ha, bir şey değil. 5 paragraf bir şey yazmıştır o. Çok uzun uzun yazacak bir adam değil. Üçüncüsü, bu adamların Dark Souls'la beraber geliştirdikleri kombat sistemi bugünün pek çok oyunundaki modern kombat sisteminin yerini aldı. Artık bu adamların geliştirdiği oyun sistemiyle oyun oynuyoruz. Kombat sistemiyle dövüş yapıyoruz. Son olarak da bu sefer ilk kez Skyrim gibi bir açık dünya yapıyorlar. Ve bu Skyrim gibi yaptıkları açık dünyayı da çok karanlık bir dünya tasarımı içerisinde yapıyorlar. Tuhaf tuhaf yaratıkların oradan oraya zuhur ettiği falan ilginç bir dünya kuracaklar. Yani çok beklenti büyük bu oyunla ilgili. Onu söyleyeyim. Metin Düzdağ 4. ayına girmiş. Hoş geldin. Yani şey bir şirket arkadaşlar. Yani gaza gelip gelmemenizi şöyle söyleyeyim size. Hani aranızda bazı arkadaşlar sadece Witcher 3'ten tanıdıkları bir şirket Cyberpunk çıkaracak diye çok gaza geldi ya. Hani bu herifler sadece Witcher 3'ün ekmeğini yiyecek gibi yani tek oyundan sonra coşmuyorlar. Bu adamlar 5 oyundur arka arkaya sürekli klasik vuruyorlar. Yani şey değil. Hani bu adamların başarı oranı Witcher yapan ekipten daha yüksek. Öyle söyleyeyim size. CD Projekt Red'de tek oyunda gaza gelen millet bence Elden Ring'de 5 oyun arka arkaya şampiyon çıkartmış bu takımı daha iyi desteklemeli. Benim size söyleyeceğim o. Hani. Öyle söyleyeyim yani. Öte yandan Bethesda artık açık dünya oyunu çıkarmıyor. Skyrim benzeri bir iş gelmedi önümüze. İşte Skyrim benzeri bir iş mi olacak Elden Ring? Yoksa sadece büyük bir Dark Souls mu olacak onu anlamaya çalışıyoruz. Muhtemelen ilk oyunda Skyrim kadar büyük yapmazlar ama küçük bir Skyrim gibi bir şey olacak diye umuyoruz açıkçası ya. Ahmet Hakan Koca demiş ki boş yok ama Dark Souls da aman aman bir oyun değildi demiş. Ahmet bu dediğim biraz şey gibi ha. Abi GTA iyi oyundu ama çok da bir numarası yok falan demek gibi bir şey ha. Yapma etme kral. Etme kral. Yani o şey gifleri var ya, izah eden adam gifleri var ya onu biliyor musun? Yani sana tavsiyem bir yerlere gidip herhangi bir yere gidip oyun seven insanların olduğu herhangi bir yere gidip Dark Souls iyiydi ama bir Skyrim o kadar da aman aman bir oyun değildi cümlesini bir kur. Bak bakalım neler yaşıyorsun. Neler yaşarsın yani. ama şey Souls oyundan şöyle bir şey vardı. Souls oyunları popülist oyunlar değildi. Yani işte ne bileyim bir GTA, bir Witcher 3, bir FIFA, bir Call of Duty gibi popüler ve herkesin beğeneceği konuları ele almıyor From Software ve öyle bir oynanış sunmuyor. Haliyle oyunları çok niş kaldı. Biraz meraklısı ve sevenine hitap ettiler. Aslında yine meraklısı ve seveni için geliyor bu arada Elden Ring. Bence çok da popülist bir iş olmayacak. Ama meraklısı ve seveni her geçen sene artıyor. Çünkü bir seven herkese anlatıyor. Herifler yani yavaş yavaş büyüyorlar bir de. Böyle şey gibi değil. Bir tane iyi oyun çıkarttık. Dünyadaki bütün YouTuberlar oyun zevklerinin iyi olduğunu kanıtlamak için bizi övsünler. Övsünler, övsünler, övsünler. Ama bizi överken de bizim aldığımız oyunun mekaniklerini nereden aldığımızı bilmedikleri için bir sonraki first person shooter oyununda o kadar iyi yapıp yapamayacağımız konusunda sağlıklı bir yorum yapamasınlar. Biz de Keanu Reeves'i tutalım, para yedirelim, ondan sonra hep beraber bütün oyun camiası olarak şapun üstüne oturalım tarzı anlamsız ve boş bir gazla da övülmüyor açıkçası From Software. Hani bana desen ki hangisi daha iyi bir oyun şirketidir? CD Projekt Red mi yoksa From Software mi diye. From Software galip çıkar buradan. Ha. CD Projekt Red kadar çok satmamıştır. CD Projekt Red kadar para kazanmamıştır. Ama ne bileyim işte CD Projekt Red'in yarısı kadar satıp 5 katı oyun çıkarıp
10 katı daha iyi oyunlara imza atmıştır. Öyle düşünmek lazım. Yani şey, hani bu arada bu çok mantıklı bir kıyas değil ha. Yani CD Projekt Red ile From Software'ı kıyaslamak çok mantıklı değil. Sadece Elden Ring'i, Dark Souls'u, From Software'ı bilmeyenlere hani bu açıdan bakın diye benzetmek için söylüyorum. Yoksa onun oyun rotası farklı, bunun oyun rotası farklı. Yani şey gibi, millet CD Projekt Red ile Electronic Arts'ı kıyaslıyor ya, öyle tutarsız bir kıyaslama aslında. Yarın bir gün bakalım From Software CD Projekt Red kadar büyüsün. Onlar da kıçı başı dağıtabilirler. Bunları öngörmek mümkün değil açıkçası yani. Ama çok sağlam şirkettir. En azından bu bilgiyi verebilmek için biraz böyle dolaylı olarak anlattım size. Kazım abi, hoş geldin. Selamlar. How you pick up a weapon and upgrade that. And like weapons, who you choose to summon will also come down to personal taste. Şu an mesela millet detaylarda şunu arıyor. İşte mesela şey diyor ya adam. İşte oyunda ruhlar çağırabileceksiniz. Ruhları kendi istediğiniz sınıflara göre bölüp onları upgrade etme opsiyonu vereceksiniz diyor. Şimdi bunu başka oyun şirketi anlatsa dersin ki ya hadi abi tatava yapmayın. Bap 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 falan filan dersin mesela. Ama yok, From Software şey yani, ha oyuna şöyle bir mekanik ekledilerse bil ki o mekanik hakikaten iyi kullanılıyor yani. Boş geçmiyorlar hiçbir anlattıkları şeyi. Adamlar çünkü ilk oyunlarında açıkçası hedefe kilitlenip etrafında dönmeli kombat yaptılar sadece. Ve bunu o kadar iyi yaptılar ki devrim oldu. Yani bu herifler şey gibi. Tam Japon kafası. Japonların bir tane şey lafı vardır, bilir misiniz onu? Her tekmeden bir kere atan adamı değil de aynı tekmeyi 1.000 kere atan adamdan kork derler. Öyle bir laf vardır, bilir misiniz? From Software aynı tekmeyi 10.000 kere atan bir adam. Öyle düşünün yani. O yüzden mesela diyorlarsa ki biz buraya ruh koyduk, bunlara level up gelecek. From Software bilen oyuncular şöyle oluyorlar. Oo, oraya ne sistemler gelecek acaba falan. Anladın mı? Yani böyle bir verdikleri sözlerde bugüne kadar hiç, ama ulan bir kere mi boş atmazsın? 5'te 5. Herifler 5'te 5 altın şey yapıyorlar. Seri gidiyorlar yani. Ha, Bruce Lee'nin lafı, eyvallah. And like weapons, who you choose to summon will also come down to personal taste. Miyazaki himself says that players might often enjoy a certain enemy tagging along with them. Andaş Temel, Creator zamanıymış, yapıştırdım git deyip 1.000 boncuk atmış, sağ olsun. Burak Yaş, selamlar yayınlar Cenabi, sonunda aşı oldum bugün demiş. Burakcığım ben de oldum, hoş geldin. BioNTech aşımızı, çipimizi vurdurduk. In fact, you literally see a character summon a bird here. So spirits having these specific roles and unique animations is so much better than just having a human NPC following you around awkwardly, like in Dark Souls. Overall though, Elden Ring is probably closest to Dark Souls in terms of gameplay and combat. This is what was expected, but what I didn't expect was how deep they're going with build customization. Because in addition to magic, weapons, armor, and spirit summons now, you also have skills. So in Ya bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bu alt yazı otomatik olmayabilir ya. Artık skills derken tırnak arasını alma da mı geldi bu yani? Ya yani arkadaşlar, böyle bir yapay zeka ile karşı karşıya değilizdir artık herhalde ya. Ha? Yapay zeka ne yaptın? Ne yapayım abi? Adam skills'ı vurgulayınca tırnak içine aldım. Ha? Yok. Zannetmiyorum ya. Hadi artık. Tekrar bakıyorum. Subtitles. Kapalı. İngilizce. Auto translate. Giriyorum auto translate'e. Auto translate bakın. Auto translate'te Türkçeyi seçmişim. Şimdi şunu deneyeceğim. İtalyanı seçeceğim. Lan yapay zeka dünyayı ele geçiriyor lan. Lan bir şey söyleyeyim mi? Bunu yapabildiklerini biliyordum ama bunu YouTube'un kenarında köşesinde yapabilmelerine şok oldum. Bakın, yapay zekanın geldiği noktayı ben takip ediyorum çok açıkçası. Çok meraklı olduğum bir konu. Yani yapay zekanın bir yerlerde insan gibi konuşmayı zaten geliştirdiğini biliyorum.
İki sene önce aslında Google demosunu göstermişti. Ama bir dakika. Ha, okey. Oh. Oh, Elden Ring. Rahatladım bir an. Yemin ediyorum kulaktan dinleyerek bunu yapıyor zannetmiştim ya. Neyse bari. İngilizce altyazıdan çeviriyormuş. Bir an var ya ne kadar korktum biliyor musunuz? Dedim ki yapay zeka karılarımıza kızlarımıza atlayacak dedim. O derece korktum yani. Elime sopalar alıp sokağa dökülecektim az kalsın böyle hani. Yapay zeka istemiyoruz Müslüman uyuma falan olmuştum tam. Çünkü Google'ın birkaç sene önce gösterdiği şey var. Google AI making phone calls. Bak şu. Bunu gösterdiler de The progress with the assistant. As I said earlier, our change. We want to connect. I can help with this. Google. So let's. Bak bu 2018'de gösterdikleri bir demo. Ama bu demoyu yani şey bak. Ellerinde çok geçmiş bir yapay zeka var. Ama bu yapay zekayı herkese açmaları ihtimali beni çok korkutuyor. Şöyle göstereceğim. Go back to this example. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Assistant technology together. Let's say you're fine. I hear you. See how may I hear you? Hi, I'd like to reserve a table for Wednesday the 7th. For 7 people? It's for 4 people. 4 people when? Next night? Wednesday at 6 p.m. Oh, actually, we live here for like upper like 5 people. For people, you can come. How long is the wait usually to be seated? For when tomorrow or weekday or? For next Wednesday, the 7th. Oh no, it's not too busy. You can come for 4 people, okay? Oh, I gotcha. Thanks. Yeah. Bye bye. Buradaki mantık şey işte. Google'ın Duplex'ti galiba bu yapay zekasının ismi. Duplex'te şeyi öğretmişler machine learning'le. İnsanların konuşurken bıraktıkları esleri, sesleri yukarıya çekmeyi, sesi aşağıya indirmeyi öğretmişler. İşte şunları yani aslında mı? Flexing mi diyorlar buna? Bir şey diyorlar işte. Zaten rap dinleyen arkadaşlar daha iyi bilir bunu yani. İşte şey yani insanlar konuşurken ne noktada seslerini yükseltiyorlar, ne noktada alçaltıyorlar onu öğretmişler. O da açıkçası randevu alma sistemlerini dinleyerek tabii ki. Yani şey gibi değil. Ne bileyim işte sunum yapan birisininkini şu an taklit edemiyorlar. Ama machine learning çünkü şeyle alakalı ya. Randevu alırken aşağı yukarı insanların yaptıkları konuşma tarzları genel olarak bellidir ya. Haliyle onu öğrenmiş. İşte sunum yaparken de belli. Bir süre sonra sunum yapmayı da öğrenecek.
Ders verirken de belli. Bir süre sonra onu da öğrenecek. YouTuberların konuşma tarzları da belli. Onu da öğrenecekler. Yani muhtemelen bir arkadaşınla böyle yüz yüze oturup da "Kankam ne yaptın? İyiyim be abi" falan. Hani bu konuşmayı muhtemelen yapay zekanın taklit etmesi çok uzun zaman alacak, tamam mı? Ama kendimiz dışında davrandığımız hallerimiz var ya, şey gibi böyle "Merhaba arkadaşlar, kanalım hoş geldiniz, bugün sizlerle cap 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 yapacağız, yara ters oturacağız" falan diye böyle, bu mesela bu taklit edilebilir bir şey. Çünkü yüz binlerce çocuk yapıyor bunu ve bir süre sonra bunu sürekli yaptığın için Google'da dikkat ederseniz bu oto çeviriler için, burada İngilizceden çevirmiş ama bütün YouTuber'lar aslında dinliyor ya. Bir süre sonra öğreniyor bunu machine learning ve taklit etmeyi öğreniyor. Google Duplex 3 sene önce gösterdiklerinde telefon görüşmesi yapma seslerini, atlamalarını, işte tereddütlerini, işte "Hangi güne şey yapmak istiyorsunuz? Cuma gününe" falan demek yerine, işte "Hangi güne şey yapmak istiyorsunuz? Cuma günü müsait mi" falan. Bunları öğrenmiş, anladın mı? Yani çok iyi taklit etmeyi öğreniyor. Ama zaten biz de taklit ediyoruz aslında. Yani yapay zekanın bu machine learning muhabbetinin iyi çalışmasının sebebi insanlar olarak bizim de fake olmamız aslında. Yani bununla ilgili ben koronadan önce stand-up yapmaya başlamıştım. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Stand-up'ta şeyden çok bahsediyorum. Hani yapay zeka işte insanın yerini alamayacak diyoruz ama insan zaten fake ki. Haliyle. Yani bizler zaten hiçbir zaman orijinallik peşinde koşmadığımız için bizim sahte yüzlerimizi taklit etmesi çok kolay. Bunu fark edince böyle hızlıca rahatlıyorsun yani. Ben mesela bir süre sonra siyasileri taklit edebilen yapay zekalar çıkarsa çok eğleneceğimizi düşünüyorum. "Sevgili kardeşlerim" falan filan. Neyse. Ahmet Hakan demiş ki "Abi bana pek hitap etmiyor, o yüzden bok atmayı seviyorum. Gerçi atmadım bok ama neyse. Bu aralar oyun oynamaktan çok yapmaya uğraşıyorum. O da keyifli gitmiyor. Keyifsizim, vurma abi vurma" diyor. Ahmetciğim işte biraz Dark Souls oynasan kendine gelirsin. Nazlı Yıldırım demiş ki "Dil okuyorum final hafta. Moral oluyorsun resmen." Nazlı, çok hızlıca mezun olmanız lazım. Öyle söyleyeyim ben size. Şey yapma yani. Hızlı hızlı hemen, anladın mı? Hemen mezun olun yani. 40 yaşının altındaki bot kardeşlerim. Kaan demiş ki "Dilciler GG 5 yıl taş çatlasa ömürleri kalmış" demiş. Kaan, bence hentai çizmek konusu da bir süre sonra bayağı becerikli olurlar. Sen de kendini düşün yani. Tugay Akbaba demiş ki "Abi daha önce hiç Souls-like tarzı bir oyun oynamadım. Bir tek galiba benzeri Hollow Knight oynadım. Onun da Souls-like olduğundan emin değilim." Souls-like sayılır aslında Hollow Knight, evet. "Bu oyunları tam olarak olayı ne oynamadığım için dışarıdan bakınca güzel vuruş hissi olan farklı farklı karakterler sınıfları ile oynayabildiğin, bolca dayak yediğin ve topladığın materyalleri kaybetme korkusuyla düşman kestiğin bir oyun serisi olarak biliyorum sadece. Bilmediğim ne var tam olarak? Cahilliğim için şimdiden özür dilerim." Risk yönetimi, hırs yönetimi, beceriklilik. Bir kere Souls oyunlarının en büyük başarısı bazı şeyleri ciddi ciddi kaybettiğin oyunlar olarak ortaya çıktı. Oyun zorluklarını 80'lerin Nintendo'sunun zorluğuna geri çekti. Ama yani çok ilginç bir şekilde insan Souls oyunlarını oynarken kendi hırsıyla da mücadele ediyor. Bu çok ilginç bir şey. Bir de üstüne müzikleri çok güzel, ses yönetimi çok güzel. Dur bakayım. Yani Dark Souls 1'in soundtrack'i bile tek başına bir şey ya. Ben bir ara Majula'ya düşmüştüm, inanılmaz. Sahilde falan yürürken dinliyordum bunu.
Souls oyunları bir kültürdür arkadaşlar. Tavsiye ederim. Baktınız oynayamıyorsunuz, trainer açarsınız. Ama açmayın. Açmazsanız daha iyi. Burak Cem demiş ki abi geçen günkü Slime Rancher yayınından sonra wait. Ben de girdim çıkamıyorum oyundan. Ha evet, Slime Rancher bir çeşit Stardew Valley bu arada. CS Dead Trash'in demosuna bakacak mısın? Aa. Bakarım lan. Çıktı mı? Dead Trash. Zack Snyder'ın yeni... Yiyin bakalım kardeşim. Store. Bu ne? Oo, Next Fest. 16-22 arası. Güzel. Bunlara da bakarız. Ama şu Elden Ring'e bir geri dönüyorum. Sizi yeterince Elden Ring'le alakalı gazlayabildiysem kendi çapımda birazcık Elden Ring'e devam ediyorum şimdi. And spirit summons now. Aa, Erce? Defend Till Sunshine'ın demosu çıktı diyor. Erce'cim onu bir link atsana. Ben de sabitleyeyim onu. En azından arkadaşlar bir baksın. Bu demo dahilinde geldiğini söylemiştim. Bana mail attın geçen, gördüm de ben demonun çıktığı günün geldiğini fark etmemişim Cardo. Sen bir Steam linkini chat'e at. Ben onu bir sabitleyeyim. Bu Defend Till Sunshine'ı hatırlarsanız arkadaşlar yayında bakmıştık. Erce yapmıştı, şu an chat'imizde kendisi. Onun oyunun nasıl bir şey olacağını da merak ediyorum. Erce at hele bir linkini, ben şey yapacağım. Bir sabitleyeceğim chat'e, bakan baksın. Barış, Hokko Life'ı ben aldım ama ismini beğenmediğim için download etmiyorum. Niye aldın o zaman manyak diyeceksiniz. Çünkü aldım. Biz de böyle bir delikanlıyız. Heh. Arkadaşlar bakın, Erce'nin demoyu çıkartmış Defend Till Sunshine'ı. Bayağı chatimizden arkadaş. Global standartlarda bir indie oyun çıkartmış. İndirin, deneyin, rate up yapın, wishlist'e ekleyin, çok yardımcı oluyor. Seversiniz, bakarsınız. Demosu da çıkmış zaten. Aşağıya sabitledim. Yardımcı olursanız ne güzel. Yani bizim komünitemizden bir arkadaş. O yüzden hani şey yapmayın. Öyle bayraklı Erzurumcu bir arkadaşımız değil yani. Güzel işler yapmaya çalışıyor. Sabitledim buraya. İsterseniz bakarsınız yani. Selin demiş ki sakin kalıp Souls oyunları bitirince daha zevk alıyorsun. Artık karşı cins ilişkileri bile Souls oynamak kadar tahmin etmiyor demiş. Tatmin etmiyor demiş. Sabitledim hadi. Şey olanlar, Steam olanlar bir like'larını, bir wishlist'lerini yapıştırsınlar Erci'ye. Kaan'ta demiş ki hentai çizsinler abi. Manga yazıp game mekanik dizayn edip konsept art çizebildiklerinde ve bu deneyimlerin birbirinden faydalanarak iç mekanikleri çalışan bir büyü sistemi yapıp üzerine dünya inşa edip üstüne de zengin karakter sayısına sahip bir hikaye yazarlarsa işte belki o zaman endişelenebilirim. Kaan sen yapabiliyor musun bunu? Ama haklısın, evet. Yani bunların hepsini bir araya hiçbir zaman getiremeyecekler zaten. ...17'sinde Microsoft Xbox etkinliği varmış. Yine mi ya? 17'si yarısı değil mi ya zaten? Yiğit Yüksel hoş geldin. 130 boncuk için sağ ol. Arkadaşlar bu arada galiba bir 15 gün boyunca boncuklarda indirim var. Boncuk atasınız varsa tam boncuk atmalık dönem. Haberiniz olsun. Öte yandan Elden Ring'e devam edelim hadi. Oh Elden Ring. Addition to magic, weapons, armor and spirit summons now. You also have skills. So in Dark Souls, every weapon had a different weapon art, special attacks that could be activated with L2. Sekiro also had combat arts, which you could equip to your character and perform by holding L1 and R1. I feel like neither of these things were a huge success gameplay-wise, but now in Elden Ring we have skills, which are kind of a combination of weapon arts and combat arts. So there are around 100 skills in total, apparently, and they can be freely assigned to a large variety of weapons.
So you see this jump back slash the character is doing with the curved sword? If you liked the skill, but not the sword, then you could assign this skill to a different weapon. This alone is an insane amount of build variety. PvP players are going to love this. Şimdi mesela çok ilginç bir şeyden bahsedeceğim. İşte senin bir vurma animasyonun var. İşte diyor ki bunu artık her silahla yapabileceğiz diyor. Şimdi başka oyunlar oynayan çoğu insan der ki ne var lan bunda, her oyun böyle zaten. Ama işte şey farklı. İşte demin anlatıyordu ya, bugüne kadar çıkarttıkları Souls-like oyunların hepsinde her silahın kendi animasyonu vardı. O yüzden sen dövüş tarzına göre silah değiştirirdin. Mesela benim Souls-like oynama çabamı izleyen arkadaşlar şey hatırlayacaktır. Ben çok uzun mesafeli silahlarda ya da yakın mesafeli silahlarda asla iyi olamıyorum. Longsword civarında iyi olabiliyorum mesela. Yani kendi şeyine göre oturtman gerekiyor. Eline göre. Şimdi diyor ki adam, yok biz onu da çözdük diyor. Skiller sizde sabit. Silahları ona göre değiştireceksiniz diyor. Muhtemelen arkasına inanılmaz bir build gelecek. O yüzden bu bizi şey yapacak, şaşırtacak muhtemelen. Yani bu adamların aslında başka oyunlarda yapmadıkları bir şey yok. Başka oyunlarda var bu adamların yaptığı her şey. Bu adamlar yaptıkları şeyi çok iyi yapıyorlar yalnız. Çok detaycılar. O demin verdiğim örnek yani. Aynı tekmeyi 10.000 kere adam atan adam bunlar. Yani o yüzden böyle bir biz yapıyoruz deyince bunların lafının daha bir ağırlığı oluyor. It's going to help to fill the open world with discoverable abilities. The open world is also filled with crafting materials, which you can search for and use to create the items you need the most. A lot of these, says Miyazaki, will be healing items, which will be necessary, he says, since you might find yourself fighting for a longer time between checkpoints than in previous games. Of course, all this experience you get from fighting can also be used to level up your character. So, between skills, spirit summons, weapons, magic, armor, consumables, and crafting materials, you're going to have a ton of tools at your disposal to take on the world. Peki karakterimizi waifu yapabiliyor muyuz? Gerçek soruya gelelim. So, something like Sekiro, for example, had a very high skill floor. In order to progress in that game, you literally needed to have the mechanical skill to Sekiro oyun tarihinde yapılmış en iyi oyunlardan bir tanesi. Bunu daha önce başka videoda anlatmıştım. Kendi açısından, kendi alanında yapılmış en rafine oyun. Şey gibi düşünün böyle. Hani mesela şey, yani şeyi düşünün bakın. Mesela sen bugün gittin markete, dükkana. Tamam mı? Markette dükkana gittin, çikolata tarafı vardır. Böyle. Anladın mı? Ne vardır orada? Şimdi işte vişneli çikolata, gofret, fındıklı çikolata, milke eti sütlü milkiniz Oreo kaktırmalı cimbellek çikolata. 45, yani anladın mı? Sen bugün çikolata deyince kafanda tek bir şey canlanıyor. Ama çikolata tarafına gittiğinde 75 çeşit çikolata görürsün orada. Sekiro %85 lint biter. Anladınız mı? Hani böyle şu yani. Bu. Anladın mı? Hani rafine. Bu. Tak. Ha, bundan bugüne kadar hayatında tatmış olan varsa bu çok lezzetli bir şey değil, onu söyleyeyim. Çünkü şey oluyorsun böyle, hani çikolatalarla aynı rafta durduğu için atıyorsun ağzına. Oo diyorsun. Üf. Ne yeriz be? %85 kakao varmış. %85 kakao zehir gibi acı. Bu arada. Zaten Sekiro'nun farkı da birazcık öyle. Herkese göre bir oyun değil Sekiro. Mesela ben bir yerden sonra ilerleyemedim Sekiro'da. Beni aştı Sekiro. Şöyle oldum yani. Hani hadi bakalım. Allah razı olsun. falan oldum yani. Sekiro öyle bir oyun. Ama kendi alanındaki en rafine işlerden bir tanesi gerçekten. Yani bambaşka bir işi var. Faruk demiş ki, Can abi ben ilk defa konsol alacağım, ne önerirsin? Bütçem kısıtlı. Series S. Daha da kısıtlıysa bütçen, ikinci el PlayStation 4 Pro. Ama yani PlayStation 4 Pro'ya girersen oyuna da para vermen lazım. Ona da bu sefer bütçem kısıtlı diyorsun zaten. O başka bir konu.
Series S diyeceğim galiba Farukçuk. Bütçem kısıtlı dediğin için bir Series S al. İçine de bir Game Pass yapıştır. Rahat et. Arda Fidancı demiş ki chat düzelmiş sanırım. Evet, sizden gelen sıkıntıları iletiyorum çünkü ben. CS bir ara Wi-Fi oyunu oynamaz mısın? Bence oynarım. Zaten oynuyorum ama yayında oynamıyorum. Kaan demiş ki evet yapabiliyorum. Algoritmik olarak yapılmasından biraz rahatsın. Kaan bir at bakalım nasıl bir şeyler yapmışsın. Akdeniz Aybaş demiş ki bu Japonlar büyük boss kesmenin hazzını iyi biliyorlar. Animelerde de sürekli öyle. Souls oyunları bireydir vallahi. Muhteşem yayınlar dilerim abi demiş. Akdeniz hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Ondan sonra Taylan Yıldız'ın İBB konuşmasını gördünüz mü? Görmedim, ne demiş? Merak ediyorum bu arada yani. Sen abi Vampire the Masquerade Bloodlines 2 neden bir türlü çıkmadı? Ben de Yiğit Yüksel'in fotoğrafına bakıyorum. Eşek kadar adam. Yiğit Yüksel de bize can abi diyorsa biz yaşlanmışız belli ki. Vampire the Masquerade Bloodlines 2 neden bir türlü çıkmadı? Senin bir bilgin var mı? Geçen Steam'de gördüm Vampire the Masquerade 2 isminde iki oyun daha çıkacakmış. Yiğit aslında şöyle. Madem sordun ekstra bilgi vereyim sana. Çünkü habersizsin diye de hissettim bazı konularda. Pardon, Vampire the Masquerade aslında bir rol yapma oyunu sistemi. Ah, mikrofona kafa attım, kusura bakmayın. Ne dedi? Svej mi dedi? SVJ mi demiş? Sıcı mı demiş? Ben sıcı muhabbetini bilmiyorum ha. Çığlığını duyurmaya geldim. Ve sizler, gençler sizin icraatınızı gördüğü zaman sadece iki harfle size aslında cevap veriyor. Bir tanesi S, diğeri de onun kadim dostu J. Bunu belki buradaki arkadaşlarım buna çok fazla Aa. anlam yüklemeyebilirler ama bu mesaj gittiği yere gitti diyorum, genç arkadaşlarıma buradan da selam olsun. Oho. SJ ne peki? Yani. İdil Kaplan gibi 19. ayına girmiş. Hoş geldin. Ha, random gülmek mi demek SJ? Shit joke. Ha, eyvallah. Güzel. Ben de SJ ne alaka diyorum yani. Adamın Pepsi demesi SJ moment mesela. Duygusuz vaatlere SJ yapıştırılabilir. Aa, anladım. Hani böyle bir hafiften sallamadık, yemedik. Hafiften de ama götümüzle gülüyoruz tarzı. Anladım. Random atmak gibi değil. Şey gibi değil yani. Astıf 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 yazmak değil. Ha 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 diye kina yapmak da değil. Sıcı şey. Ha, falan. Bu mu? Anladın mı? Çözdün mü? Ben de gençleri tanıyoruz işte bakalım. Gençlerle iletişim kurmaya çalışıyor. Sad joke. Ha, okey. CS yaşlandı. Emre, ben 16 yaşımdayken de astıf astıf yalan yazmıyordum. Şeyim. Online trendleri yakalama konusunda eğer hentai ile alakalı değilse çok geç kalırım ben genelde. Ha, sıcı sıcı sıcıyla sıcı farklı öyle mi? Neyse. Ha, Yiğit Yüksel demişti ki Vampire the Masquerade Bloodlines 2 neden bir türlü çıkmadı? Vampire the Masquerade isminde iki oyun daha çıkaracaklarmış. Yiğit daha da çok çıkar. Çünkü Vampire the Masquerade görmüş olduğun üzere bir rol yapma oyunudur. Kitaplı olarak satılır. Benim YouTube kanalımda Arya Zencefil bize bir 10 bölüm oyun oynattı bu evrende geçen hafta. Şey sekiyor, sıçacağım, koltuğu değiştireceğim ha. Neyse. Taylan abimiz de siyasetçidir. Güzel popülizm kasmış. Ben pek şey yapmıyorum arkadaşlar. Siyasetçileri destekliyorum ama bir tık daha yere mesafeliyim. Bu aralar fazla Z jenerasyonu popülizmi kasıyorlar gibi geliyor. Ha, rahatsız olmuyorum. Kassınlar bu arada, bakma. 60 yaşındaki adamın oyunu alacaklarına biraz da 16 yaştaki gencin oyunu almaya kalsınlar. Yine de biraz şeyim böyle. Ay eyvallah, bak politikacı abimiz sempatiklik yapıyor gibi. Hani kafamda kenara ayırıp koyuyorum. Şey gibi oluyorum ister istemez biraz. Yani politikacıdır. En kral politikacı yine politikacı yani.
Ne diyecektim? Ha. Vampire The Masquerade bir rol yapma ödül sistemi. O yüzden onun evreninde geçen çok oyun çıkıyor Yiğit. İkincisi bu Vampire The Masquerade Bloodlines 2 ekibinin içerisinde çok kriz çıktı. Efendim tacizcisi çıktı, banlandı, cancellandı. Başka bir şey çıktı, ekip işi bıraktı. RTX'e söz verdiler, RTX yapamadılar. Nvidia sponsorluğunu çekti. Vampire The Masquerade Bloodlines 2 poh oldu kanka. Öyle söyleyeyim. Yani hakikaten hiç güzel haber gelmiyor ekipten. Yalan oldu oyun belli ki. Yani birileri oradan parayı bastırıp o oyunu alıp üstüne bir ekip kurup tekrar oyunu sıfırdan bitirmeleri lazım. O şey, bazı oyunlar rezil olur ya süreçte, öyle oldu yani. Zafer Kara 11. ayına girmiş, hoş gelmiş. Ali Burak Gündüz CS oyun mekaniklerinin telif hakları olmaz diyorsun ama geçenlerde Warner Bros. Shadow of War'daki Nemesis mekaniğin telifini aldı. Geçen bayağı da olay olmuştu. Nemesis mekaniğinin telifini alamazlar bu arada Ali. Yani mahkemelik olurlar başka şirketlerle. Sen Nemesis mekaniğini yani nasıl bunun sana detayını gösterebilirim bilmiyorum ama bakalım. Nemesis mekanik copyright. Ne açıdan aldıklarına bir bakayım. Muhtemelen isim patentini almışlardır. Methods for managing non-player characters and power centers in a computer game are based on character. Bir dakika, geniş almışlar. Aa. Bir dakika lan, çok saçma bir telif bu. Allah Allah, çok ilginç. Şimdi şöyle bir şey vardır, ben genelde anlatırım bunu. Oyun mekaniklerinin telifi alınmaz. Oyun mekaniklerinin teliflerini alsan, çünkü sallıyorum, birisi gidip işte satrançta adam yemeğinin telifini alsa oyunların geri kalanı çıkamıyor ya bir yerden sonra. Ama şöyle çok tuhaf bir şey almışlar. Yani memoride kaydedilmiş bir olaya göre oyunun içerisindeki bir NPC'nin hareketinin değişmesi gibi çok genel bir şey, geniş bir şey almışlar bu da. Bu şey gibi, sen gittin birisine quest teslim ettin. Sen o quest'i teslim ettiğinde adam sana gelip, "Aa abi sağ olasın, sen geçen bizim için şu quest'i çözmüştün." diyebilir ya mesela. Onu almışlar bu arada. Nemesis sistemi ne? Konu ne anlatayım bu arada arkadaşlar? Nemesis sistemi şuydu. Shadow of War oyununda. Diyelim ki sen bir orkla kapışıyorsun. Ork seni öldürüyor ya da sen orku öldürüyorsun. İşte %5 ihtimalle falan o ork dirilip geri gelip, "Hatırladın mı? Beni ateşlerde yakmıştın. Şimdi ben çocuğu oldum" falan diye gelip böyle daha sinirli bir şekilde sana saldırıyordu. Böylece sen diyordun ki, "Oo, helal olsun, ne oldu böyle" falan. Ya da orkun bir tanesi gelip seni öldürüyordu. İşte seni öldürme şekline göre upgrade olup kendi level'ını geliştiriyordu. Senin bir süre sonra belanın oluyordu yani.
Şimdi bu güzel bir oyun mekaniği. Başka oyunlarda da pek uygulanmıyor. Birkaç tane daha oyunda görmüştüm. Ben de zannettim ki bunlar bunun ismine Nemesis sistem diyorlar mesela. Aa, Katamari'nin mekaniğini de almışlar lan. Vay da. İşte oyun sektöründe genelde bu yapılmaz. Çünkü yani oyun sektöründe çünkü şey yapmaya başlarsan, bir takım tasarımların mekaniklerini almaya başlarsan onun hiçbir sonu yok. Yani gidip adamın bir tanesi seviye atlamanın mekaniğini alabilir. Bence ciddi davalık olurlar ve o işlem çözülür. Çünkü şöyle çok ilginç bir şey var. Şimdi mesela Shadow of Mordor, Assassin's Creed gibi gizlilik, Batman gibi dövüş içeriyor mesela. Batman'i yapan stüdyo, ulan siz bizim Batman gibi dövüşümüzü kullandınız. Assassin's Creed'i yapan stüdyo, ulan siz yukarıdan kuş gibi aşağı atlamayı kullandınız. Bunların teliflerini almadılar. Herkes kullanabilsin diye açık bırakıyorlar. Yani bu oyun sektörünün genel bir şeydir ve mahkemeler çoğunlukla oyun sektöründe mekaniklerin telifleri vermezler. Bunlar bir şekilde almış. Yani tahminen Amerikan mahkemelerinde anayasa mahkemesine falan filan gider bu. Çünkü konu şeye geliyor. Assassin's Creed yapan adam çıkar derse ki kuş gibi kuleden aşağı atlamayı da ilk biz bulduk kardeşim. Ne yapacaklar? Shadow of Mordor mu düşecek bu sefer? Yani anlatabiliyor muyum? Şey çok ilginç bir konu. Warner Bros'tu Batman ama Emre'cim o yayıncısı, tasarımcısı değil. Tasarımcısı Rocksteady. Rocksteady dese ki kardeşim o bizim stüdyomuzun başka stüdyo kullanamaz. Ne yapacaksın? Bana çok tuhaf geldi ya. Odyssey'deki Mercenaries'e Nemesis'e giriyor mu? Yakın ama çok değil. Yani oyun sektöründe o yüzden yani şöyle çok tartışılır. Çünkü çakma oyun mesela Dark Souls işte şu deminden beri bahsediyoruz. Bir düşmana kilitlenip etrafında ağır ağır dönme ve onu da ağır ağır seninle dövüşmesi. Bunu mesela Dark Souls oturttu ve Souls-like combat deniyor buna hala. Yani arkadaş o zaman Diablo şeyi alsın yani ne kadar saçma anladınız mı? İzometrik olarak haritada gezip birilerini döverek lootlarını topladıktan sonra seviye atlama. Çok saçma ya. Ben mahkemede tutunabileceğini zannetmiyorum bu arada bu sistemin. Mahkemelik olurlar birileriyle. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Sıkıntı olan şu. Yani şey bu işin her zaman temyizi falan filan var. Yani ona bakarsanız Pepsi vakti zamanında Mavi'nin telifini almıştı mesela kısa bir süreliğine Mavi renginin. Onlar olmuyor. Biri de mahkemeye verip iyi bir savaş verdiği zaman bunlar genelde düşüyor. Ben bir süre sonra onun çözüleceğini düşünüyorum. Ama konu ne? Konu işte mesela bağımsız geliştiriciler. Indie stüdyolar. Gariban. Anladın mı? Hani böyle cebinde 100 bin doları var oyun geliştirmeye çalışıyor. 5 arkadaş oturmuşlar falan. Bunların Warner Bros'la mahkemelik olacak bir gücü yok. Haliyle birileri kendileriyle mesela atıyorum Electronic Arts kendileriyle mahkemelik olana kadar Bandai Namco, Capcom falan harbiden birileri girip kendileriyle davalık olana kadar çocukları korkuttular şimdi. Eminim oralarda bir yerde böyle Nemesis sisteminden etkilenip çok güzel bağımsız oyun geliştiren bir grup çocuk vardı. Mahkemeden korkacakları için haklarını arayacak bütçeleri finansları olmadığı için giremeyecekler bu işe. Giremeyecekler için de ne olacak? Biz oyun sektöründe daha güzel oyunlar göremeyeceğiz. Ya bunun zararı bizedir. Yoksa heriflere bir şey katacağından değil yani. Sen yine Nemesis sistemin... Ben zannettim ki Nemesis sistemin isim telifini aldılar. Nemesis sistem diye. Hani biz Nemesis diyoruz, siz Çükübik sistemi deyin deyip hani onun telifini almaya çalışıyorlar diye düşündüm. Onun telifini alsalar biraz mantıklı yine. Yalan olmasın. Çünkü isim hakkıdır. İsim hakkı alabilirsin. O senin markandır. Ama mekanikleri almışlar. Bir de mekanikleri alırken o kadar geniş almışlar ki memory'e atılmış kayıtlı bir sistem sonucunda non-player karakterin sana verdiği tepkinin değişmesinin haklarını almışlar bir de. Ulan gerizekalı. That's any role playing game ever. Yani bir noktada harbiden birilerine mahkemelik olacaklar ve 2 sene böyle mahkemelerde sürünecek bu konu. Oyun sektörü 2 sene boyunca bu konuda bir şey üretemeyecek. En sonunda düşecek dava. Çok saçma iş gerçekten. Mert Altun da 15. ayına girmiş. Hoş geldin. Zafer Kara 11. ayına girmiş. Hoş geldin.
Eğer de küçük, ben bu konuyu bir ödev için araştırmıştım. Normalde sadece fikirden ibaret patent olmuyor ama akla evvel avukatlar yazılım sektöründe bunu zorlayarak yapmaya başladı. Mahkemeye düşerse iptal ediyor genelde. Yani erdi tabii ki. Ya arkadaşlar, vakti zamanında Quake'i yapan adamlar. Quake yapan adamlar. Şimdi biz 3 boyutlu dünyalara gözümüz çok alıştı ama Quake'i yapan adamlar vakti zamanında o zaman için çok devrimsel bir matematiksel teknik uygulayıp oyuncunun WSAD'ye basarak yaptığı hareketlere göre ekranda görünen çizgilerin boylarının kısalıp incelmesiyle aslında 3 boyutlu olmayan ama 3 boyutlu gibi gözüken bir render sistemi geliştirdiler. Tamam mı? Bak. Yani çok antikadır ama o zamana göre çok büyük teknolojiydi. Nasıl geçtik 3 boyuta diye anlatılırdı. Bekleyin, bir saniye size göstermem lazım. Burada bir teknik kullanıyorlar dünyayı çizebilmek için. Aslında hani 3 boyutlu bir dünyanın içerisinde hareket etmiyorsun ama sen hareket tuşlarına bastıkça dünya senin için eğilip bükülüyor. Anladınız mı? Yani biraz böyle farklı bir teknik çıkartıyorlar ortaya, tamam mı? Sonra dynamic lighting ekliyorlar mesela. Dikkat edin, sen bombayı attığında bombayla beraber ışık da gidiyor mesela. Şimdi adam dese ki, kardeşim dese, bombayı attığımla bombayla beraber ışık gidiyor. Dinamik ışık. 1995 senesinden çıkıp merhaba, 1995 senesinde 1995 senesinden biz geldik, dinamik ışığın telifini alıyoruz dese diye çıksa böyle, tamam mı? Ha, ne yapacağım? Yani anladınız mı neden oyun sektöründe telif alınmadığını, mahkemelerin de vermediğini? Çünkü mahkemeler de yıllardan beri vermez. İlk kez şey denemiyor. Warner Bros'a bu patenti veren mahkemenin hatası bu. Çok saçma. Çünkü bir grup mühendis oturuyorlar, bunu geliştiriyorlar. Engine'i de daha sonra satıyorlar. İnsanlar bu tekniği kullanıyor. İş devam ediyor yani. Çok saçma geliyor bu. Çok saçma iş. Bu RTX yapılmış 1995'te, Nvidia neyin havasını yapıyor? Ha, o tam öyle değil. Girdik yine muhabbetlere ama ben de anlatmaktan keyif alıyorum bunları ya. Demek ki Quake videosunu bir daha atayım. Hele 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 hele. Hangisiydi? Ulan hemen kapattık. Şimdi bir daha bulabilecek miyim bunu acaba? Ha bak. Burada olan şey şu. Duvara yaklaşırken ateş ediyor ya, duvar aydınlanıyor. Bu kesinlikle ray tracing değil. Bu 1000 yıllık şey sistemi. Nasıl anlatsam size bunu? Tam da açıkçası bu konunun ben de şeyiyim. Yani game design konusunda daha iyiyim. Oyun teknoloji konusunda ben de kendimi çok daha yeni geliştiriyorum. Ama şöyle bir durum var. Burada bilgisayara şöyle bir emir veriyor. Eğer diyor, oyuncunun şu kadar alan etrafında bir duvar varsa o duvarın normal parlaklığını sıfır olarak belirle. Oyuncu ateş ettiğinde o duvarın parlaklığını, brightness'ını %10 aç. Yani şöyle oluyor aslında. Bunu size şöyle çok daha rahat gösterebilirim. Kendi üzerimde göstereceğim. Dici Türkler. Anladınız mı? İki tane hazır filtre var elimde. Bu standart halim. Bu da ateş edildiği halim. Bu ikisi de bilgisayarda kayıtlı. Silah ateş ettiğinde Quake Engine şunu yapıyor. Tak 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 yapıyor. Anladınız mı? Şey değil yani. Bu ışık kaynağını simüle etme değil. Bu böyle
Hani sanki ateş ediliyormuş gibi yapıyor. Tak. Dur. Tak. 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 Bu ray tracing ile bunun alakası yok. Bu başka bir çakallık. Bilmiyorum anladınız mı? Evdeki RTX bu. Aynen. Anne RTX alabilir miyiz? Hayır. Evde RTX var. Evdeki RTX. Evdeki RTX'e çok güvenmeyin yani. Falan filan. Gerçek RTX ise şöyle çalışıyor arkadaşlar. Gerçek RTX'in çalışmasını gösteriyorum size şu anda. Dur. Gerçek RTX'i biraz daha göstereyim. Falan filan. Ya ray tracing actual ışık. Geri kalanı hep taklitti. Onu anlatmaya çalışıyordu. Pre-baked denir hatta buna. Önceden pişirilmiş. Kerem, arkadaki LED sistemin ismi Philips Hue kanka. Bir tık pahalı. Ama şey, kaliteli sistem yani. Ha, Raycasting. Bak bir arkadaşımız teknolojinin ismini söyledi. Eyvallah. Bakın. Madem girdik bu konulara biraz bakalım ya. Half a year ago I saw a video made by Javidia. Bakın dikkat edin adam. Pseudo 3D game diyor ya, gerçek 3D değil yani. Ama çok uzun bir süre oyunlar gerçekten böyleydi arkadaşlar. Where he used ray casting to make a small game on console. And back then, I thought it was impossible to do. Ray casting is the method which was used to render pseudo 3D games before. Wolfenstein 3D uses ray casting. But it's a little bit more advanced there. So how does it exactly work? It takes the whole height and information we have. We have a map which is position and it consists of five matematiksel kısmı ama sen yürüdükçe dünya sana göre bükülüyor aslında, anladınız mı? Mesele şey değil. Sen 3 boyutlu bir yerde gezmiyorsun. Dünyayı kafana göre büküyorsun. Ya tabii ki full matematik arkadaşlar bu. And that's how it works when I merge. Ha bak. And check for intersection until we have one. That's how finding horizontal intersection works. Here you can see that it also detects vertical intersections. And that's how it works when I merge them. Ama gözümüze 3 boyutlu gözüküyor. Yani diyeceğim, yani ne telifler dünyada insanlar almamış. O yüzden Warner Bros'un çıkıp da biz bunun telifledik falan bunlar. Ya bunlarla ilgili Sedat Peker video atar. Anladınız mı? Yani bomboş hareketler bunlar hani. Helalleşme videosu atılır Warner Bros'un bu hareketiyle ilgili. Ama demin dediğim gibi küçük stüdyoları üzer bu. Mesela aranızda bile indie geliştirici arkadaşlar var işte. Erce demin geldi attı mesela şeyini. Mesela adam bir Nemesis sistemi gibi bir şey geliştirecek olsa korkacak. Ya diyecek, ben bunu geliştirsem mi geliştirmesem başıma iş olur mu olmaz mı diyecek. Onu korkutmak amaçları zaten. Yoksa gidip de büyük bir oyun şirketine vay işte biz bunu aldık falan, adam der ki gel kardeşim mahkemede görüşelim. Uğraşmazlar bile orada. Bir çakallı pislik yapıyorlar yani. Başka hiçbir şey değil. Overcome certain fights. In that game you can't rely on leveling up your character or using tools that the boss is weak to. Elden Ring on the other hand will offer ways in game to overcome difficulty. It's just like Dark Souls in that regard. This isn't a bad thing. It just means that if you're lacking a bit of the mechanical skill, difficulty can also be overcome with preparation, cooperation, and exploration as well. While exploring the massive world, you'll also have access to a world map,
which you can consult to see where you are. Elden Ring. To a world map, which... Peki arkadaki ağaçların çirkinliğini konuşacak mıyız? Arkadaşlar. Arkadaki ağaçların çirkinliğini de konuşalım mı dostlar? Farkındaysanız aynı ağaçtan 12 tane brush'la çizmişler oraya. Bu biraz üzüyor bizi. Bu biraz üzüyor bizi. Üzüldük. Üzüldük yani. İsra Aktaş, hoş geldin. Yeni destekçimiz olmuş. You can consult to see where you are, you know, where you've been and where you've yet to go. This map will work in the open world, but apparently not in the smaller spaces of each map. These legacy dungeons are said to be more akin to what we're used to in Dark Souls, and each open world will have its own main dungeon, as well as catacombs, camps, and fortresses interspersed throughout the open world. There are 6 open worlds that we'll be exploring, and each is going to be the domain of demigod characters that we'll discuss in a different video. All together though, these areas are called the Lands Between, and they're arranged in such a way that there is a logical progression to these open worlds, although you don't have to follow it. In fact, apparently you can skip more than half the game's bosses if you want to. In that sense, the game sounds a lot more like Breath of the Wild, where the main path is quite clear, but side paths are tempting to explore. And according to Miyazaki, none of these side paths or side quests will appear on your map. Instead, it's up to the player to mark these things themselves manually, which I feel like is fantastic for immersion. A little later in the game, the player will be able to access a hub area, where you can branch out into the 6 main areas of the Lands Between. On top of this, fast travel is also present, though FromSoftware say that they encourage users to enjoy the exploration and uncover the map for themselves. Like in all open world games, and like in Dark Souls as well, the more you discover, the more powerful your character becomes, and I'm sure that the difficulty of a From Software game will be a really good motivator for exploring the world. Çok güzel olacak ya. This was a problem I noticed in Ghost of Tsushima. At some point, I became so powerful that I didn't really need to explore the game anymore. So I think that the skill of From Software in designing difficult areas will really help to motivate you to explore a bit more. But From Software says that another motivator for exploring is going to be meeting NPCs around the world who are said to add drama. Tamam, o Dark Souls'da da vardı bu sağda solda kendi sıkıntısı olan NPC'leri görmece. Influence the endings. According to Miyazaki, the NPCs you meet will have a really big impact on the way you view the world and the story, because they'll reveal how they see the world, and he even calls them protagonists. Kardo, bu vardı zaten yani, NPC'lere rastlıyoruz. İşte bin yıldır var ya Dark Souls oyunlarında gezersin gezersin, orada bir tane adam çıkar. Falan der. Sonra bir buçuk saat sonra başka bir ateşin başına rastlarsın. Orada da der ki rap. Tamam. And says that they're an extremely important part of Elden Ring, which you know is certainly more than he said about NPCs in past games. For all these NPCs, however, there will be no bustling towns or villages in Elden Ring compared to something like Breath of the Wild. This isn't their specialty, he says, so they've chosen Elden Ring things like dungeons and level design and also character customization. The usual, you know, fragmentary story presentation methods through item descriptions and dialogue are said to be expected, though the team also says that they're leveraging what they learned from Sekiro and think they'll be better able to present the surface plot through dialogue and cutscenes. But what is really said to be different this time is how the story of this game came to be written. In the past, Miyazaki says that he would set a game system and then write a story that matches that, but this time he says it was kind of the opposite. George Martin wrote the foundations of the story. He came up with the mythos of the world, including Kaç para aldın, George? The 6 demigods, and then the team applied gameplay systems to suit that story.
From Software said that they expected to have to leave out parts of the mythos to suit the game systems, but that luckily it ended up not being like that, and that their collaboration was a very fruitful one. Speaking of collaboration, the developers are aiming to make ekranı bir ayarlasam mı? Ne oldu ya? Firstly, you previously needed items like kameram büyük bırakmışım. Pardon. In order to participate in online play, but now this requirement has been either reduced or removed. Secondly, because the world is so vast now, special locations now exist where players can leave their signs and see who is currently available. Lastly, once you're sharing a world with someone, it seems like interface elements will be added to provide more information about other players in the world. And to enhance the connections that you have to those around you, something called groups are being added to the game. So once you join a group, you'll be able to single out the phantoms, the bloodstains, and the messages from other people in bana bakın, hemen grup kuruyoruz ha. A more relatable level. For example, I'll probably be able to set kadrolaşıyoruz. Potboy, and you guys will be able to see and connect with other people who have chosen the superior spirit companion. On top of this, the game will also have evrenik olar grubu yapacağız kendimize. Flavor to the multiplayer. Something like the Aldrich Faithful from Dark Souls 3, for example, where you roleplay as a defender of the Aldrich. This kind of thing is back in the game. And PvP is also, of course, confirmed. Tabii. It's even possible in these massive open fields, which is a nice surprise. Patlatıyoruz grubu. That said though, Miyazaki said that you can't use your horse in the open field in PvP, which kind of confuses me because I can see how PvP might be awkward on horseback, but I don't understand how they're going to disable you from getting on your horse. It just seems so necessary for the open world. Before you go, consider checking out the Elden Ring-inspired merch I mentioned in the last... Ya, oyunda sürekli bir Instagram filtresi havası var ya. Yani, renkler hiç doğal değil. Beni oyunla ilgili en çok bu rahatsız etti galiba. Şuraya baksanıza. Jose mi ne? Instagram'da bir tane filtre var ya böyle, grileri hafif yeşil yapıyor. Bak. Bak. Anladın mı? Ya ulan şu filtrenin adı ne ya? Yani ne gerek var artık bu kadar doğal renklerden çıkmaya ya? Ya bu şeyler çok önemli. LUD mi diyorlar buna? Şey yani genel renk filtresi diyeceğim şu an açıkçası. Terminolojim yetmediği için ama. Şu beni yoruyor ya. Neredeydi bunun lootları? Ben de loot indirmiştim buraya bir miktar. Ha. Bu film presetmiş. Dur bakayım. Yani oyunlarda keşke kendimiz seçebilsek bunları. Çok böyle bir filtre atılmış bir hava var. Ben ondan biraz rahatsız oluyorum artık. Anlıyorum bu oyunun dünyasına yakışıyor ama biraz insan doğal bir şey görmek istiyor artık ya. Biraz bir tık sıkınıyorum. Loot değil mi Gökhan? Aynen. Loot denir buna fotoğrafçılıkta. İyi yapılırsa hakikaten hissiyat değiştirir. İnsanda ama kötüsü de bir o kadar göze batar. Dur bak göstereyim size de. Loot muhabbetini kamerada yaparak. Ama işte biz artık Instagram filtresi olarak biliyoruz ya bunları. Anladın mı? Yani böyle genel bütün renklerle oynayabilme. Mesela. Yani doğrusunu attığın zaman çok güzel bir hava katıyor. Anlıyorum da mesela işte bak. Mavi daha böyle. Klasik mavi daha böyle bir aquamarine bir mavi yapmış ya. Ya onun kontrolü birazcık bizde kalsa artık keşke ya. Hah. Oh Allah razı. Oh Elden Ring. Vallahi bulduk. Vallahi Elden Ring loot'unu buldum. Dur. Kendime Elden Ring yapacağım. Lanet olsun Morty. Adam kendine Elden Ring yaptı.
Gördüğüm en komik şey, Allah kahretsin. Adam kendini Elden Ring yaptı Morty. Gördüğüm en komik şeydi. Ama şu bana fazla geliyor arkadaşlar aslında. Tam göstermek istediğim şeyi buldum galiba. Şu. Bana Elden Ring şu an fazla şu şekilde geliyor. Anladınız mı? Böyle artık gözümü ısırıyor. Bunca senedir Instagram tüketen birisi olunca. Ver bana doğal renkleri ya. Ben doğal renkleri daha çok sevdim ya. Hele artık bu şey çıktı ya. QXL ile dünyayı scan ediyorlar ve böyle çıt diye atıyorlar ya şeyin içerisine. O benim hoşuma gidiyor. Dying Light'ta renk filtresi değiştirme sistemi var. Bir bak istersen. Ya şöyle, ben bir ara anlatmış mıydım size oyun fotoğrafçılığı yapıyorum diye. Daha doğrusu yayıncılığa başlamadan önce oyun fotoğrafçılığı yapıyordum bayağı bir. Oyun içi çok yüksek çözünürlüklü fotoğraf alma. O zaman Nvidia Ansel yoktu. Nvidia Ansel olmadığı için Trainer ile yapardık biz bu muhabbetleri. Ben de o dönem oyun içi filtrelerde fotoğrafi modlar falan da yoktu tabii o zaman. Oyun içi filtrelerle oyun dünyasında çok oynuyordum. Bu filtreleri falan Dark Souls'da çektiğim fotoğraflarda falan çok kullanıyordum aslında. Ama bana şey çok geliyor artık ya. Yani bu filtrelere de bize izin ver, biz yapalım kendi filtremizi. Sen bu kadar bize filtre basma artık yani. Bana biraz fazla geliyor açıkçası. Evet abi, Instagram'ın foto doluydu eskiden. Evet, Instagram'ın benim eskiden Renderografi diye bir hesaptı. Bakayım duruyor mu ona dair bir takım kayıtlar. Terminoloji olarak da bunu tutturmaya çalışıyordum açıkçası. Renderografi. Bu değil. Renderografi. Şu. Bakayım kalmış mı hiç fotoğraf lan? Batman'dekileri pek beğenmemiştim. Bakayım. Dying Light'tan çekmişim. Bayağı 2015 senesinden baksanıza. GTA 5 set çekmişim biraz gün batımında. Çok, ne kadar çok çekmişim. Buna ben ilk Dark Souls'la başlamıştım sanırım. Shadow of Mordor muydu, Dark Souls muydu? Dark Souls galiba, bak. Şunlar. Şu. Mesela. Dark Souls 2'den bu sahne. Belki hatırlayanlarınız vardır. Ya mesela bunun üzerinde şu an şey var. Filtre var mesela. Hue Saturation'ını arttırdım. Mavileri daha mavi, kırmızıları daha kırmızı yaptım. Dark Souls'daki seviyelerden bir tanesiydi bu. Neymiş? Anorlando Kulesi'ymiş mesela. Tower of Flame. Bu kadar mesela renkli ve canlı gözükmüyor oyun içerisinde. Kendim bir filtre atıp bu noktaya çekmiştim. O yüzden şeyi yakalıyorum arada böyle. Filtresi hazır gelen kareler olursa onu yakalıyorum. Orada diyorum ki keşke hani bizi doğal bıraksanız. Ben böyle birazcık daha soğuk ve doğal bize bırakıldığı zaman daha çok hoşuma gidiyor. Mesela şeyin renkleri o yüzden çok daha hoşuma gidiyor. Örnek veriyorum. Tomb Raider'ın. Bak. Shadow of the Tomb Raider in-game photography. In the dark. Yani saçma bir kare seçmişsin yalnız fotoğraf çekmek için ha. Bu arada takıldığım şey biraz gereksiz bir şey ya. Çoğu insan fark etmez bile. Sadece ben biraz meraklısı olduğum için. Oha, Nvidia Ansel'e neler eklemişler artık ya. Bu kadar şeyde de çok iyi bu arada. Spider-Man'de de çok iyi. Spider-Man'deki doğal ışıklandırma da bence çok iyi. Çok gerçekçi gözüküyor. Tower of Flame, eyvallah.
Death Stranding biraz kendinden renklendirilmiş ya. Biz de çok çektik vaktinde aynen. Abi peki bir Dark Souls Bloodborne'umuz yok mu Elden Ring'e kadar? Ben Bloodborne'u bitiremedim ki. Ağlayarak bir yerden sonra devam edemedim yani. Emre Meriç ikinci ayına girmiş. Hoş geldin. İbrahim İlbaş 50 yıldız göndermiş. Sağ ol. İlk kez gönderdiğin yıldızlarmış. Sağ olun. Desert o seçeneği sunuyordu. Filtre seçeneği var. Evet, ya. Keşke bize bıraksalar o işleri. Yani kendimiz yapmaca. Abi Sekiro istiyoruz Elden Ring öncesi. Arkadaşlar ben Souls oyunlarını çok severim. Kendi emek ve rızamla bitirebildiğim tek Dark Souls oyunu Dark Souls 2. Onun da ikinci oyunun ikinci DLC'sinde çok zorlandım. Pardon, Dark Souls 1'i Xbox'ta bitiremedim. PC'ye çıkınca PC'de bitirdim. Nasıl çok summon yaparak bitirdim. El aleme dövdürttüm mesela milleti. Anca öyle bitirebildim yani. Haliyle ben zorlanıyorum Souls oyunlarında. Dark Souls 3'ü mesela bitiremedim yine aynı şekilde. Sonra Dark Souls 3'ü trainer'la bitirdim. Ne yapayım? O dönem iş hayatı. Sekiro'yu bitiremedim mesela. Sekiro'ya da kıyamıyorum. Sekiro o kadar güzel ki. Sekiro'da trainer açmaya kıyamıyorum yani. Şey oluyorum böyle. Aa. O kadar güzel bir oyun ki ben bunu trainer açıp da bitiremem falan oluyorum. Sekiro'nun da bambaşka bir güzelliği var. Ne göstereceğim size? Ulan bir tane bitirdik. Onda da demiş ki zaten o kolay abi diyor. Slam. Artist. Dedik ki bir tane oyunu rahat rahat bitirdik. Onda da diyor zaten o diğerlerine göre kolay. Şşt. Öyle yapmayın. Öyle denmez. Sevgili YouTube, bu arada sizler de kanala abone olmayı unutmayın. Öptük gözlerden. Görüşürüz. Hadi bay bay.